Başlangıç noktası Bir Türkiye Bilişim Vakfı platformu. Bir Türkiye Bilişim Vakfı platformu derken diğer platformlarımıza da referansla başlangıç noktasını en son açıklayayım. Girişte bahsettim, Türkiye Bilişim Vakfı bu yeni teknolojilerle yeni yaşam modellerine hazırlık mottosuyla çalışırken bazı yeni teknoloji başlıklarını da dikeyde daha derinlemesine incelemek üzere platformlar kuruyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Blockchain Türkiye platformu. Blockchain teknolojisini, arkasındaki büyük o bahsettiğim teknolojiyi anlamak üzere yaklaşık 70-75 tane kurumsal yapı, akademi, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri falan hep bir arada blockchain'e özel içerikler üretiyoruz. Ve referans noktası olarak Türkiye'de, saygın bir referans noktası olarak çalışıyoruz. Bir diğeri Yapay Zeka Türkiye platformu. Tıpkı blockchain gibi yapay zeka konusunu da daha dikeyde, daha derinlemesine incelemek üzere Yapay Zeka Türkiye'de bir platformumuz var. Gene orada çok paydaşlı yapılarla, ana destekçilerimizle, üye gruplarımızla da yapay zeka teknolojisinin üzerine yoğunlaşıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz Dijital Türkiye platformu da elbette işte bu Avrupa'daki dijital gündemi yakından takip etmeye çalıştığımız bir faaliyetimiz. Başlangıç noktası da gene tıpkı bu üç platform gibi Türkiye Bilişim Vakfı içerisinde bizim en genç ekibimizin bir araya gelerek oluşturduğu bir paylaşım platformu. Temel olarak işte 25 ila 35 yaş grubu ya da maksimum 40 yaş grubu arasında kendi işlerini yapan veya teknoloji şirketlerinde, girişimlerde, startuplarda, scale-up'larda belirli orta kademe yöneticilik pozisyonuna gelmiş genç arkadaşların oluşturduğu bir fikir, bilgi paylaşma platformu. Özellikle bu bahsettiğimiz yeni teknolojilerin konuşulduğu ve oradan projelerin çıktığı esasen Türkiye Bilişim Vakfı'nın geleceğinin emanet edileceği yapı diye tanımlıyoruz. Çoğunlukla işte kurumsal temsilcilerle eğitim projeleri yapıyor. Başlangıç noktası akademi diye mesela bir akademi programımız var. Her sene 5000'in üzerinde başvuru alıp çok ciddi bir eğitim programıyla orada genç arkadaşların eğitimini üstleniyoruz ve geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Önemli staj programlarımız var. Başka diğer eğitim projelerimiz var. Ayrı müstakil bir platform olarak dediğim gibi çok ciddi faaliyetler yürütüyorlar. Yani oraya katılmanın bir şartı yok. Sadece bu konuda o paylaşım platformu içerisinde aktif olarak bulunmak, yani gönüllü olarak bir takım projelerin içerisinde yer almak ya da başlangıç noktasının bu verdiği eğitim hizmetlerinden, diğer proje ve faaliyetlerden faydalanmak için takip etmek gerekiyor. Yoksa özel bir katılım için ön şartımız yok.